Merhaba arkadaşlar, elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle endüstriyel kontrol ve arıza analizi dersinden sensörler ve transistörler konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Sensörler ve transistörler. Öncelikle sensör ve transdüser kavramından başlayalım konuyu anlatmaya. Sensör nedir? Sensör bir ortamdaki değişimleri, bu değişimler ısı, ışık, basınç, ses gibi şeyler olabilir. Algılayan elemanlardır sensörler. Sensörler sadece bu fiziksel ortamlardaki değişimleri algılıyor sevgili arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Diyorum ki fiziksel ortamdaki değişimleri bu değişimler ısı olabilir, ışık olabilir, ses olabilir, basınç olabilir, VB diyelim, daha bir sürü şey olabilir. Algılayan elemanlara sensör denir. Burada önemli olan altını çizdiğimiz yer algılayan. Peki transdüser nedir? Sensörlerin algıladığı bu bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlardır. Hemen yazıyorum. Algılanan bu bilgileri, bu sinyalleri elektrik enerjisine çeviren elemanlara ne diyoruz? Transdüser. Burada önemli olan altını çizmek istediğimiz yer çeviren. Tekrar söylüyorum. Fiziksel bir ortam var ve bu ortamdaki değişimleri, bu değişimler ısı olabilir, ışık olabilir, ses olabilir. Algılayan elemanlar sensör, algılanan bu bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlar ise transdüserdir. Biz bugün ısı sensörlerinden bahsedeceğiz. 1. Isı sensörleri. Şimdi sensör kavramını anlatmıştık. Fiziksel ortamdaki değişimleri algılıyordu. Bizim ısı sensörlerimiz 3 tanedir. Bu ısı sensörleri PTC, NTC ve termokupuldur. Ve burada algılanan değişim ile elemanın direnci değişiyor. Bu tarz durumlarda biz eğer ısıyla değişiyorsa termistör diyeceğiz bunlara. Hemen termistör kavramını açıklayayım dilerseniz. Diyorum ki ortamdaki ısı değişimini algılayan elemanlara ısı sensörü denir. Isı sensörü dedim. Isı sensörü bakın algılayan. Algıladık, tamam. İşte bu algılanan sıcaklık ile direnci değişen elemanlara termistör diyorum. Termistör. Burada önemli olan altını çizmek istediğim yer direnci değişen. Ne ile? Sıcaklık ile. Sıcaklık ile direnci değişen elemanlara termistör denir. Şimdi biz ısı sensörlerimizi tek tek işleyelim. 1 ya da A diyelim. PTC. PTC nedir? PTC pozitif temperature Coefficient.
baş harflerinden oluşan bir elemandır. Peki nedir PTC? İngilizce olarak açılımından net olarak anlaşılıyor. Pozitif katsayılı termistör. Pozitif katsayılı termistördür PTC. Peki nasıl çalışıyor PTC'ler? PTC'ler şöyle çalışıyor sevgili arkadaşlar. Sıcaklık artınca direnci de artan PTC denir. Önemli olan yer, altını çizdiğim yer şurası bakın. Sıcaklık artıyor, direnci de artıyor. Önemli olan bu. Burada önemli olan bu. Sıcaklıkla direnci pozitif olarak korelasyon sergiliyor. Yani pozitif katsayılı direnç, yani pozitif katsayılı termistör denememizin sebebi de budur PTC'ye. Sıcaklık ile direnci pozitif bir korelasyon sergiliyor sevgili arkadaşlar. Ben bunu hemen başka bir biçimde göstereyim. Şöyle yapıyorum. Sıcaklık eğer artarsa direnç de artar ve sıcaklık azalırsa direnç de azalır. PTC ile ilgili çalışmasında anlatacağım şeyler bunlar. Sembolünü çizeyim hemen sizlere. Sembolü şöyledir. Bir tane direnç çiziyorum. Çünkü bu bir dirençtir. Ve bu direnci ayar veriyorum. Ayar çubuğu veriyorum. Peki neyle ayarlıyorum? Sıcaklıkla. Temperature. T. Artı T demem de PTC. Yani pozitif temperature anlamına gelir. Sembolü aslında ismiyle müsemmadır PTC'nin. Peki kullanım alanları nelerdir PTC'nin? Kullanım alanları. Kullanım alanları elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korurlar. Çünkü eksi 60 ile artı 150 derece arasında çalışırlar. Onu yazalım hemen. Eksi 60 santigrat derece artı 150 santigrat derece arasında çalışır. Elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korur demiştim az önce. Yazalım. Elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korur. Korudu. Isı seviyesini belli bir değer aralığında tutmaya yarar PTC'ler. Hemen onu da yazalım. Isı seviyesini belli bir değer arasında tutmaya yarar. Tutmaya yarar. PTC ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir tane de küçük bir devre çizip bu devrenin çalışmasını yazarak PTC'ye son verelim. Şöyle bir devre çiziyorum hemen. PTC ile ilgili. Buraya bir tane direnç. Buraya bir tane potansiyometre. Altında da bir tane PTC. Artı T demiştim yukarıdaki sembolde. Potansiyometremiz şu şekilde. Burada direnç zaten. Hemen geldim. Araya bir tane transistör koydum. Transistörün çıkışına bir tane direnç. LED diyor, affedersiniz. Emiterinde getirdim. Eksiye bağladım. Hemen elemanların isimlerini yazalım. Buraya artı 5 volt dedim. Eksi dedim. R1 direnci dedim.
1 ile 10K arasında bir direnç seçebiliriz. Potansiyometre dedim. 10K ile 500 kilo ohm arasında bir potansiyometre değeri seçebiliriz. Buna PTC dedim. Buna transistör dedim. Buna da LED dedim. İşte böyle bir devrem var. Bu devrede PTC'nin nasıl çalıştığını sizlere anlatayım. Arkadaşlar, devreye enerji verdiğim zaman akım yolu şu şekilde olacaktır. Buradan geldi. Bir, iki şekilde yol aldı. Birinci yoldan gelen ledin üzerinden geçer ve burada durur. Bunu daha önce transistörleri anlatırken bahsetmiştim. Kolektör ucunda durur. Çünkü emitter ile kolektör arasında açık bir anahtar vardır. Kafamızda öyle kuruyoruz. Bu açık anahtarın kapanması için buradan bir IB akımı, yani base'e bir tetikleme sinyali gelmesi gerekliydi. Şu an base'e sinyal gelmiyor. R direncinden geçti. Potansiyometrenin değerine göre geçti ve burada durdu akımımız. Şimdi benim kontrol edeceğim durum şu. Normalde bir devrenin çalışması için o devrenin anahtarlanması lazım. Yani giriş elemanı tarafından çalıştırılması lazım. Bunlar buton olabilir, anahtar olabilir veya sensör olabilir. Bizim bugünkü devremizde sensör var ve bu sensör ısı sensördür sevgili arkadaşlar. PTC var burada, PTC. PTC'nin çalışması nasıldı? PTC'nin eğer sıcaklığı artarsa direnci de artıyordu. O zaman ben ilk önce devremi şu şekilde sizlere açıklayacağım. Diyeceğim ki ortam soğukken, mesela işte normal çalışma seviyesinden, yani direncinin artma seviyesinden daha az bir durumda. Soğukken ortam ne oluyor? PTC'nin direnci nasıl değişiyor soğukken? Azalıyor. Bakın, sıcaklık düşükken direnç az. Direnci az olduğu zaman buraya kadar getirmiştim ben akımımı. Akım buradan kısa devre olarak buraya gelmez mi? Gelir. IB tetiklemesi verir mi? Evet, buraya da bir kul ayrılır. Fakat benim transistörümü tetikleyecek kadar fazla gitmez. Akım gitmez. IB akım fazla olmaz. Benim devrem şu olacaktır o zaman. Devre soğukken. Buradan geldi. Transistörde durdu. Base tetiklemesi bekliyor. Bakalım verecek mi? Geldi. R1'den geçti. Potansiyometreden geçti. Buradaki ikili seçimden daha az direnci olan, çünkü sıcaklık az, direnç az, daha az direnci olan PTC üzerinden kendisini kısa devre etti ve hiçbir şekilde transistörü tetiklemedi. Transistör tetiklenmeyince de LED yanmadı. Hemen bunu yazıyorum. Diyorum ki ortam soğukken akım R1 direnci ve pot üzerinden geçer. PTC'nin direnci düşük olduğu için akım yoluna buradan devam eder. Transistör tetiklenmez. LED sönük. Ortam ısındığında, hemen buradan devam ediyorum. Ortam sıcakken, ortam ısınınca ne olacak bakalım? PTC'nin direnci artacak değil mi sevgili arkadaşlar, ortam ısınınca? PTC'nin direnci artacak bir kere. PTC'nin direnci artınca ne olacak? Akım buradan gelecek. Yine her zamanki gibi burada durdu. Base tetiklemesi bekliyor. Bakalım alabilecek mi ortam sıcakken? Mesela yangın çıktı. Ve bu yangın çıkınca ortam ısındı. Akım devam etti bu devrede. R'den geçti. Potansiyometreden geçti. Buradaki seçimini ne yapacak? Burada çok yüksek direnç olduğu için bu tarafa dönerek yapacak seçimini. Bu tarafa dönünce base akımını verecek. Base tetiklemesini verecek. Emitter ile kolektör arasında kafamızda kurduğumuz açık anahtar kapanacak. Yoluna devam edecek. Ve benim devrem şuradan, bakın. Şuradan çalışmaya başlayacak ve LED yanacak. Mesela yangın alarm ışığı diyelim LED için. Alarm ışığı yanacak diyelim. Ortam sıcakken PTC'nin direnci
D yükselir. Yükseldi. Akım R1 ve pottan geçerek base tetiklemesi sağlar. Base tetiklemesi sağlar. Ve LED yanar. Evet, PTC'nin çalışması bu şekilde. PTC devresinin çalışması bu şekilde. İkinci elemanım olan NTC'ye geçeceğim şimdi. Umarım anlatabilmişimdir PTC'yi. B diyorum NTC. NTC de sevgili arkadaşlar PTC'nin tam tersidir. Negatif temperature coefficient. İngilizce'de negatif katsayılı termistörün kısaltılmışıdır. Ve şöyle çalışıyor. Sıcaklık artınca direnci düşüyor sevgili arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Diyorum ki sıcaklık artınca direnci düşen termistörlere NTC denir. Negatif katsayılı termistör. Burada önemli olan yerimiz neresi? Burada önemli olan yerimiz şurası bakın. Sıcaklık artınca direnci düşen. Hemen bunu şu şekilde gösteriyorum. Sıcaklık arttı. Direnç düştü ve sıcaklık azaldı. Direnç arttı. Bakın ters. Yani negatif yönlü. Bu yüzden negatif katsayılı termistör diyoruz biz NTC'lere. Sembolünü çiziyorum hemen. Sembolü. Hemen bir tane direnç çiziyorum. Bu direnci ayarlanır hale getiriyorum. Ama ne ile ayarlayacağım? Dereceyle. Temperature'ın T'si nasıl dereceyle? Eksi. İşte burada negatif olduğunu anlıyoruz. Sembolü de ismiyle müsemma diyoruz. NTC için. Peki kullanım alanları neler? Kullanım alanları. NTC'ler sevgili arkadaşlar. Yaklaşık olarak eksi 200 ile artı 50 arasında kararlı bir şekilde çalışabiliyorlar. Eksi 200 santigrat derece artı 50 santigrat derece arasında kararlı çalışma sağlar. Yani düzgün çalışır. Nerelerde kullanıyoruz? Elektronik termometrelerde kullanıyoruz. Radyatörlerde, havyalarda kullanabiliyoruz. Yazalım. Elektronik termometreler, klimalar, radyatörler, havyalar ve yerlerde kullanılır. Kullanımı sevgili arkadaşlar bunu da not alalım. Kullanımı PTC'den daha yaygındır. PTC'den daha yaygındır. NTC ile anlatacağım şeyler bunlardı. Çok basittir. Sıcaklık artınca direnci düşüyor. Sembolü bildiğimiz ayarlı bir direnç çiziyoruz ve bu direncin ayarını ısıyla yapıyoruz. Kullanım alanları da elektronik termometreler, klimalar, radyatörler, havyalar gibi elemanlarda kullanıyoruz biz. Hemen bir tane NTC'li devre çizeyim. Ve bu devreyi anlatayım nasıl çalıştığını. Hemen bir tane direnç çiziyorum. Bu direncin altına NTC çiziyorum. NTC'nin altına bir tane potansiyometre çiziyorum.
NTC ile potansiyometrenin arasına transistör. Transistörle artı arasında bir tane LED. Emitteri eksiye bağladım ve devremi bitirdim. Hemen adlandıralım bunları. Artı 5 volt diyelim. Eksi diyelim. Transistör diyelim. TR. LED'i hemen göstereyim. Işık yaydığını. LED. LED'i de boyayalım. Direncime R1 dedim. Yine direncim 1 ile 10K arasında seçilebilir. NTC dedim. NTC'ye ayar verdim. Ayarını neyle verdim? Sıcaklık ile NTC. Buraya da bir tane potansiyometre verdim. Ayarı neyle verdim? El ile. Pot. Bu potansiyometrenin değeri de 10 ile 500K arasında değişebilir. İşte benim devrem bu. Çok minnoş bir devredir yine. Çalışması çok basittir. Yine ben bunu ortam soğukken ve ortam sıcakken şeklinde anlatacağım sizlere. Ortam sıcakken ve ortam soğukken. Şimdi ortam soğukken. Bakalım neler olacak. Devreye enerji verdiğimde akım buradan ikiye ayrıldı. Birincisi burada, ikincisi burada. Ben alt yoldan devam ediyorum. LED'den geçti ve transistörün ucunda durdu. Çünkü buradan bir base tetiklemesi bekliyor devam edebilmek için. Burada açık bir anahtar vardır. Hemen bakıyoruz. Buradan gelen yol devam etti. R1 üzerinden geçti. NTC'de şimdi bu benim sensörüm. Sensörün algıladığı duruma göre akım yoluna devam edecek ya da duracak. NTC ortam soğukken direnci nasıldı? Sıcaklık azken direnci yüksek. Yüksek direnç gösterdiği için üzerinden geçecek akım transistörü tetiklemeye yetecek kadar yüksek değildir. Bu sebepten transistörün base'i tetiklenmez ve emitter kolektör arası yalıtımdadır. LED sönüktür diyorum. Ortam soğukken demek ki LED sönük. Hemen bunu söze döküyorum. Diyorum ki NTC'nin direnci yüksektir. Direnci yüksektir. Akım transistörün base ucunu tetikleyecek değerde değildir. Emitter kolektör arası yalıtımda LED sönük. Ortam soğukken LED sönük. Yani herhangi bir problemimiz yok. Ama diyelim ki yangın çıktı ve ortam ısındı. Yazıyorum. Ortam sıcakken. Bakalım neler olacak. Ortam sıcakken. Devreye enerji verdim ve ortam sıcak. Akım geldi buradan devam etti. LED'den burada durdu her zamanki gibi. Base tetiklemesi bekliyor. Buradan devam etti. NTC'nin durumuna göre devam edip etmeyecek. Bakacağım şimdi NTC ortam sıcakken ne durumda? Sıcaklık yüksekken direnci düşük. Tamam, direnci düşükse akım yoluna devam edecektir. Buradan ikiye ayrılacaktır. Potansiyometrenin ayarına göre ve transistörün base ucuna gidecektir. Transistörün base ucuna gidince transistörün emitter ile kolektör arasındaki açık anahtarı kapanacaktır. Akım devresini bu yoldan tamamlayıp, bakın tekrar gösteriyorum. Şu yoldan tamamlayıp LED'i yakacaktır. Yani eğer yangın çıktı, ortam ısındı, NTC'nin direnci düştü, transistör tetiklendi ve LED yandı. LED'e biz yangın alarm ışığı diyebiliriz. Hemen yazıyorum, söze döküyorum bunları. Diyorum ki ortam sıcakken NTC'nin direnci düşüktür. Akım R1 ve NTC üzerinden transistörün base ucunu tetikler. Base'ini tetikler. Tetikledi. Emitter kolektör arası iletime geçer ve LED yanar.
İşte devremin çalışması bu kadar sevgili arkadaşlar. Çok basittir. Gerçekten NTC ve PTC'nin kavranması ve devrelere uyarlanması çok basittir. Şimdi üçüncü elemanıma geçiyorum. Bu da termokupuldur. Termokupul. Adı üzerinde, İngilizcesinde yazayım. Termokupul şu şekildedir. Termo dediğimiz şey term ısıdır bildiğiniz gibi. Kupul da İngilizce'de couple'dır, çift demektir. Termokupul ısıl çift anlamına gelir. Isıl çift. Peki ısıl çift demenin mantığı nedir? Isıl çift şurada devreye giriyor sevgili arkadaşlar. İki tane farklı metal var. İşte çift ya. İki tane farklı metali birleştiriyoruz. Biz birleştirdiğimiz bu metallerin tam birleşim noktasını ısıtıyoruz. Ve ısıttığımız metallerin uçları arasında küçük bir gerilim elde ediyoruz. Termokupulun çalışma mantığı tamamen budur. Hemen yazıyorum. Diyorum ki iki farklı metalin birleştirilmesiyle oluşan elemana termokupul denir. Termokupul denir. Peki termokupul neden iki farklı metalin birleştirilmesiyle oluşmuştur? Çünkü iki tane farklı metali birleştirip bu iki noktayı ısıttığımızda, bu noktayı ısıttığımızda iki metal arasındaki farklılıktan dolayı uçlarda bir gerilim, yani potansiyel fark dediğimiz şey oluşuyor. Bu yüzden termokupulun çalışması diğerlerinden biraz farklıdır. Diğerlerinde direnç düşerken, direnç yükselirken termokupulda bir gerilim elde ediyoruz. O yüzden biz mantık olarak şunu söyleyebiliriz. PTC ve NTC sensör, termokupul ise transdüser diyebiliriz. Neden? Çünkü transdüsere dikkat ettiyseniz daha dersin başında algılanan değişimi elektrik enerjisine çeviren elemanlara demiştik. Bizim algılanan değişimimiz sıcaklıktır. Sıcaklığı algılayıp gerilime çeviriyor, elektrik enerjisine çeviriyor. İşte termokupula sensör diyebiliriz. Devam ediyorum. Termokupul. Bu metallerin birleşim noktası ısıtıldığında ne oluyordu? İki metalin uçları arasında küçük milivolt değerinde bir gerilim elde edilir. Milivolt ve mikrovolt değerinde. İşte termokupul bu çalışma prensibiyle kullanılan elemandır. Hemen şeklini çiziyorum sizlere. Şeklini. Bir tane metal. Bir tane daha metal çiziyorum. Farklı renklerde çizdim dikkat ettiyseniz. Ve bu birleşim noktasına bir ısı kaynağı çiziyorum hemen. Isı kaynağı. Isı kaynağı diyelim. Isıttım bu birleşim noktasını. Isıttıktan sonra uçlarına bir voltmetre bağladığım zaman milivolt ya da mikrovolt şeklinde bir gerilim elde edeceğim termokupulda. Mesela birinci metalime bakır dedim. İkinci metalime nikel ya da demir ya da konstantan, en çok piyasada kullanılan bakır. Konstantan.
Şimdi termokupulun kullanım alanları nelerdir peki? Termokupulun kullanım alanları. Hemen yazıyorum. Kullanım alanları. Termokupul sevgili arkadaşlar, çok yüksek sıcaklıkta kullanıldığı için, çok yüksek sıcaklıkları ölçmede kullanıldığı için kullanım alanları da PTC ve NTC'den farklıdır. Hemen yazıyorum. Diyorum ki çok yüksek sıcaklıklarda kullanılır. Bu sıcaklıklar sevgili arkadaşlar neredeyse 200 dereceden 2000 dereceye kadar yükseliyor. Yazayım, artı 200 santigrat derece artı 2000 santigrat derece arasında kullanım alanı vardır. Ve bu alanlar plastik sanayi, seramik sanayi, kağıt sanayi, en çok kullanıldığı demir çelik sanayisi, gıdada kullanılır sevgili arkadaşlar. Gıda sanayinde kullanılır ve çimento sanayisi diyelim. Çimento sanayisinde kullanılır. Kullanılır. Termokupulda buydu sevgili arkadaşlar. Termokupulla ilgili bir devre çizmedim dikkat ettiyseniz. Çünkü termokupulun uçlarından çok küçük gerilim elde ederiz. Bu gerilimi yükseltmek için opamplı yükselteç devresi kurmamız lazım ve daha opampı anlatmadım. Opampı anlattığım zaman termokupul ile ilgili de bir devre kurup çalışmasını anlatırım. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Isı sensörlerini işledik. Sınav için önemli konulardır. Özellikle bu dersin ikinci döneminde öğretmenlerimiz sensörün tanımını, transdüserin tanımını, PTC'nin tanımını, PTC'nin sembolünü ve herhangi bir devrenin çalışmasını, NTC'nin tanımını, NTC'nin sembolünü ve bir devrenin çalışmasını, termokupulun sembolünü ve çalışmasını bizlere sorabilir. Bunlara güzelce çalışalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.